Uyku yaşamın ayrılmaz bir parçası. Her gece kendimizden geçip hareketlerimizin kontrolünü bırakıyoruz. Gece başımıza ne geldiğini veya kimlerin yanımızda olduğunu asla bilemeyiz. Bazı insanlar ise uyku sırasında garip davranışlar sergileyebiliyorlar. Ancak bu videoda yaşanan olay eminiz ki sizi de çok şaşırtacak. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Pek çok insana göre uyku ölümün bir nevi küçük kardeşi gibidir. O an geçen zaman saatler olsa bile bize sanki 5 dakika gibi geliyor. Yüzlerce rüya görmemize rağmen sadece birkaçını hazırlayabiliyoruz. O yüzden uyku ile ilgili halen pek çok araştırma devam edilmekte. Bu videodaki kız da bu uyku probleminden dolayı başı büyük dertteydi. Başına ne geldiğini bir türlü hatırlamıyordu. Ebeveynleri ise bu olaydan daha çok korkmuş ve kızları için endişeye kapılmaya başlamışlardı. Kızları bir sabah uyandıktan sonra çok ilginç bir detay ile karşılaştılar. Tuhaf bir şekilde kızlarının vücudunun bir kısmında yara ve morarma izleri bulunuyordu. İlk başta okuldan arkadaşlarının bunu yaptıklarını düşünmüşlerdi fakat kızlarına sorduklarında ise kız da onların yapmadığı ve nasıl olduğunu ise bilmediğini belirtmiştir. Uyku sırasında neler olduğunu hatırlamadığını söyleyen genç kız hem kendini hem de ailesini korkutmuştu. Genelde yalnız uyuyan kız için ebeveynleri çözüm aramaya başladılar. Ancak bu çözümün ne olacağına dair hiçbir fikirleri yoktu. Öyle ki anne ve baba birbirlerinden bile şüphelenmeye başladı. Aradan geçen bir yıl ile birlikte kızının vücudunda olan yara ve morluklar da artmaya devam ediyordu. Ailesi kızlarına nedenini tekrar sorduklarında yine istedikleri cevabı alamadılar. Bunun üzerine anne ve baba kızını kendi odalarına almaya karar verdiler. Belki de odada bir cin olabileceğini bile düşündüler. İşin garip tarafı ise sabah olduğunda kıza bu sefer hiçbir şey olmamıştı. Bunun üzerine gözler o odaya çevrildi. Kızının yalnız kalmasından dolayı bir psikoloji sıkıntısı olabileceğini düşünen baba, tedavi için uzman psikologlara da götürdü. Burada pek çok sağlık testi yapıldı ve sorular soruldu. Kız oldukça sağlıklıydı. Doktorlar bu morlukların sebebi olarak aileyi gösterdi. Çünkü hiç normal değildi. Ebeveynleri ise kızına zarar vermedikleri ve böyle bir şeyin imkansız olduğunu açıkça dile getirdiler. Bu saatten sonra işler onlar için daha da kötüye gitmişti. Anne ve baba eğer ispat edemezlerse doktorların şikayeti üzerine tutuklanacaktı. Kız da ailesinin kendisine zarar vermediğini söylese de herkesin gözünde anne ve baba suçlu duruma düşmüştü. Bütün bu yaşananların ardından doktorlardan bir müddet süre isteyen baba olayı çözmek için farklı bir yol bulmaya karar verdi. Ancak bu olaydan kızı ise hiç haberi olmayacaktı. Yaptığı plan ise odasına gizli bir kamera yerleştirmekti. Bundan sonrasını büyük ihtimalle çözüleceğini düşünüyordu. Bunu kızlarına yapan her kimse görüntülerde ortaya çıkabilecekti. Planı kurduktan sonra baba evdeki herkesi uyuttu. Sabahı ise dört gözle beklemeye başladı. Sabah uyandıklarında ise ilk işleri kızlarının nasıl olduğunu kontrol etmek oldu. Kızının vücudunu kontrol ettiklerinde yeni izlerin olduğunu gören anne ve baba hemen gizli kamera görüntülerinin kaydını izlemek için bilgisayara koştu. Sonunda yaşanan bu olayların neden olduğunu artık öğrenebileceklerdi. Videonun bütün anlarını dikkatlice izleyen baba, gecenin geç saatlerinde gördüğü şey karşısında bir anda şok geçirdi. Kızı kimse olmamasına rağmen kendi kendine garip davranışlar sergiliyordu. Bilinci kapalı olmasına rağmen kendi vücuduna zarar veriyordu. Bu anların üzerine anne ve baba, kızının uyur gezer olduğu görüşüne vardılar. Görüntüleri izledikten sonra baba hemen doktorların yanına koştu. Anne ve babanın artık suçsuz olduğu ve şiddete başvurmadıkları tespit edilmişti. Bu sefer istedikleri ise kızlarının bir an önce sağlığına kavuşması oldu. Doktorlar görüntülere detaylıca baktıktan sonra kızın derin uykularda kişinin bilinç dışı, kendine ya da çevresine fiziksel zarar vermesi olarak bilinen parasomnia davranış bozukluğu yaşadığını tespit etti. Bu durum genellikle çocuk yaşlarında başlayan, nadiren erişkin yaşlarda da ortaya çıkabilen bir davranış bozukluğu. Uyku ya da uykuya geçiş sırasında anormal hareketlere sebep oluyormuş. Öyle ki bu hareketlere fiziksel zarar da dahil. Parasomnia adı verilen bu vaka, beyindeki algı yanılmaları sonucu oluşan uyku sırasındaki bilinçsiz hareketlere deniliyor. Uyku problemi çeken her 84 kişiden birinde bu hastalık görülüyor. Çoğunlukla derin uyku anlarında bu hastalık açığa çıkıyor. Yapılan araştırmalarda bu hastalığı olan bir kişi gece uykusundan kalkıp sağ bacağını tıraş ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi uykusuna devam etmiştir. Aile kızlarının kendine daha fazla zarar vermeden bu hastalığını öğrendikleri için çok mutluydular. Eğer baba gizli kamera yerleştirmeseydi bu garip hadiseler yaşanmaya devam edecekti. Psikiyatri ya da genç nöroloji uzmanının tedavileri sonucunda
genç kız 3 ay gibi kısa bir sürede iyileşme sürecine girdi. Ailede artık rahat bir nefes almaya başlamıştı. Çevredeki insanların cin, peri ve hayalet gibi söylentileri ise boşa çıktı. Çocuk ve gençlerinin bu davranış bozukluğunun ayaklanmasındaki en büyük sebep ise ebeveynlerin çocuklarını aşırı derecede yalnız bırakması olduğunu belirtiyor. O yüzden böyle vakaların sizin ve çocuğunuzun başına geldiğini de düşünüyorsanız kısa bir süre içinde doktora başvurmanız gerekir. Geç kalınması durumunda bu kız gibi ilerleyen dönemlerde daha kötü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Video hakkında görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.